Devlet köprüye geçiş garantisi vermeyecek, çiftçiye alım garantisi verecek. Laiklik zannedildiğinin aksine dini yok eden değil, dini koruyan bir kurumdur. Bize gelen şey teokrasi değil, bize gelen şey monarşi. Türkiye'de hayat Bulgar'a, Suriyeli'ye, Afgan'a ucuz ama Türk'e pahalı. Madenlerimiz Kanadalı'ya, Hollandalı'ya, Amerikalı'ya peşkeş çekiliyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, gazeteci Lale Özan Arslan'ın YouTube kanalında gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Laiklik ve Atatürk'ün kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Hüseyin Baş, laiklik zannedildiğinin aksine dini yok eden değil, dini koruyan bir kurumdur. Laiklik dini de insanları da koruyan bir kurumdur. Aksi halde hepimizin anlayışına göre bir din çıkar ortaya ve IŞİD orada kafa keser, ben Müslümanım der. Ben de burada manyak mısın kardeşim ne yapıyorsun derim. Ben de bunu din adına söylerim, o da onu din adına söyler. Böyle bir din algısı oluşmasın diye Mustafa Kemal Paşa laikliği getirmiş ve buna sınırlar çizmiştir. Dini de koruyan kurum laiklik kurumudur. Dolayısıyla laiklik kurumu bizim için hiçbir zaman taviz veremeyeceğimiz bir anlayıştır. Bunun dışındaki bir anlayış da dünyanın hiçbir yerinde kabul görmeyecektir. Atatürk'ün kurduğu düzen hem bu coğrafyadaki ülkelere hem de bütün dünyaya örnek bir düzendir dedi. Atatürk ve laikliğe bakışınız nasıl parti olarak? Laiklik bizim için vazgeçilmez bir kırmızı çizgidir. Atatürk bizim partimizin kırmızı çizgisidir. Laiklik zannedildiğinin aksine dini yok eden bir kurum değildir. Laiklik dini koruyan bir kurumdur. İnsanları da koruyan bir kurumdur, dini de koruyan bir kurumdur. Kurumsal anlamda bunların tasnifin oluştuğu bir ortamdır. Aksi halde ne olur? Hepimizin anlayışına göre bir din çıkar ortaya. Affedersiniz, IŞİD orada kafa keser, ben Müslümanım der. Ben burada derim ki kardeşim manyak mısınız, affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Ben de bunu din adına söylerim, o da onu din adına söyler. Böyle bir din algısı oluşmasın diye Paşa, Mustafa Kemal Paşa laikliği getirmiş ve buna sınırlar çizmiştir. Dini de koruyan kavram, kurum, laiklik kurumudur. Dolayısıyla laiklik bizim hiçbir zaman taviz veremeyeceğimiz, peşinden gitmemiz gerektiğine inandığımız bir anlayıştır. Bunun dışında da bir anlayış, Türkiye'de ve dünyada hiçbir coğrafyada kabul görmeyecektir. Bunu göreceğiz. Bugün İran'da yaşananlar da bunun bir yansımasıdır. Atatürk'ün kurduğu düzen hem coğrafyadaki bütün ülkelere hem de bütün dünyaya örnek bir düzendir. Bakın size samimiyetle söylüyorum, Türkiye'de hayat pahalı falan değil. Bizim paramız yok. Bizde para yok. Bulgar geliyor, hayat ucuz. Suriyeli geliyor, savaştan kaçmış. Burada hayat ona ucuz. Afgan geliyor, hayat ona ucuz. Burada yaşayan Türkiye hayat pahalı. Problem ne? Maalesef. Problem bizim paramızın olmayışı. O zaman burada piyasaya bir müdahaleci, bir irade lazım. Bu iradeye, bu otoriteye devlet deniyor. Yani bu benim uydurduğum bir mantık değil, bu gerçek bir mantık. Devlet piyasayı, vatandaşı destekleyecek. Vatandaşının cebinde para olmasını sağlayacak. Bu parayı vatandaşına verecek. Nasıl verecek? Nasıl verecek? İşte gidip mesela tarıma destek vermesi lazım. Tarımı destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Köprüye geçiş garantisi vermeyecek. Çiftçiye alım garantisi verecek. Veya vatandaşın nasıl destekleyecek? Milyarlarca, trilyon dolara varan özelleştirmeler yapıldı. Fabrikalarımız, şunlarımız, bunlarımız, her şeyimiz kapatıldı, satıldı. Bunları yapmayacak. Mesela geçenlerde haber çıktı. İşte Fırat Nehri'ne siyanür sızmış. Evet. Herkes buna tepki gösterdi. Bütün çevreciler ayağa kalktı. Ben de dahil. Bu rahatsızlık verici bir durum. Ama hiç kimse olaya şuradan bakmadı. Ya Fırat Nehri'ne siyanür niye sızıyor? Nereden çıktı bu siyanür? Fırat Nehri'ne sızan siyanür, altın madeninden sızan siyanür. Peki dendi mi ki bu altın madenini kim işletiyor? Bu altın madenini Kanadalı firmalarla bugün adı Beşli Çete olarak anılan veya Ellili Çete neyse adı yandaş belli insanlar işletiyor. Kanadalı'ya, Hollandalı'ya, Amerikalı'ya bilmem nereliye bizim madenlerimiz altını, toryumu, boru, işte ne bileyim petrolü, doğal her şeyimiz peşkeş çekilmiş. İşte devlet bunu nereden verecek sorusunun cevabı da devlet o fabrikaları vatandaşının lehine kullanacak.
O madenleri vatandaşın lehine kullanacak ve vatandaşına para verecek. Yani ekonomiyi çözmenin yöntemi, yolu bu adaletsizliği ortadan kaldırmaktır.